Ülkemiz 2 aya yakın bir zamandır birçok sıkıntılar yaşıyor, yaşamaya da devam edeceği benziyor. 7 Ekim günü başlayan Gazze ve Filistin'deki İsrail soykırımında bugüne kadar 30 bine yakın insan hayatını kaybetti. Bu insanların 8 bini çocuk, 7 bin kadarı kadın, diğeri genç erkekler, yaşlılar ve sakatlardan oluşuyor. Ayrıca 60 binden fazla da insan da yaralandı. Gazze'de sanki taş taş üstüne kaldı. Biz buna yanarken yine Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Terörle Mücadele Harekat Bölgesi'nde PKK'nın saldırıları sonucu geçen haftalarda 12 askerimiz şehit oldu. Milletimiz haklı olarak hem terörü lanetlemek hem Gazze'deki soykırıma hayır demek için ülkemizin muhtelif yerlerinde yürüyüşler düzenledi, mitingler düzenledi, gıyabi namazlar kıldı. Ayrıca sabah namazlarında bir araya gelip dualar etti. İşte bu iyi niyetli insanlardan yana mazlumun yanında olan tavrımızı hazmedemeyen gazeteci Fatih Altaylı, bu programlara katılan insanlarımıza, benim bile ağzıma almaktan haya ettiğim küfürlü, sinkaplı hakaretlerde bulundu. Bunun için bugün burada Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve bağımlı derneklerin temsilcileri olarak Fatih Altaylı hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Umuyorum bu suç duyurusu sonunda gerekli tahkikat başlar, hakkında dava açılır ve hukukun gereği alması gereken ceza neyse o ceza verilmiş olur. Gazeteci Fatih Altaylı'nın bir YouTube kanalında yapmış olduğu konuşma üzerine bugün buraya toplanmış bulunuyoruz. Hepimizin bildiği üzere 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaşanan olaylar artık zulüm hatta hayırlaşmış durumda. Bu duruma karşılık gerek tüm dünyadaki vicdan sahibi, insanlığını göstermek isteyen insanlar, gerekse ülkemizde de bu duruma tepki göstermek isteyen vatandaşlarımız çeşitli tarihlerde, çeşitli yürüyüşlerde, toplantılarla, mitinglerde bu duruma karşı tepki koymaya çalıştılar. Bunlardan birisi olan Ankara mitinginin üzerinde, Ankara mitingi yapılacakken o esnada yaklaşık aynı günlerde 12 tane şehidimiz şehit haberini almış bulunuyoruz. Bu şehit haberi üzerine bu sefer mitingimiz Filistin'e destek mitinginin genişletilerek şehitlerimizi anma, terörü lanetleme ve şehitlere ve Filistin'e karşı, Filistin'in yanında İsrail'e karşı yürüyüş yapma şeklinde düzenlenmiştir. Buna karşılık mitingin içeriği, mitingde yer alan sloganlar, nitekim bu sloganlardan birkaçı şu şekilde: Ankara'dan Gazze'ye direnişe bin selam, kahrolsun PKK, şehitler ölmez, vatan bölünmez şeklindeki sloganlarımız da hiçbir şekilde incelenmeden, dikkate alınmadan, sanki şehitler görülmezden geliniyormuşçasına, sanki şehitler hiçbirimizin vicdanını yaralamıyormuşçasına Fatih Altaylı'nın kendi YouTube kanalından, kendi beyanlarıyla çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bu yorumlar arasında hakaret, aşağılama, halkı kin ve nefretle yönlendirme şeklinde suçlar işlenmiştir. Buna karşılık bugün Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkürleri olarak bizler de mazlumların avukatları olarak bir araya geldik. Suç duyurusu dilekçemizi hazırladık. Altına imzamızı attık. Dilekçeyi vereceğiz.